Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Batın. Bir tabir bu. Dini tabirdir. Ne demek? Yani iç taraf. Bilhassa insandaki hisler ve bu hislerin inceleri manasında. Dini hayat müsbet hissiyata dayandığından bu bahis ehemmiyetlidir. Dayandığından, işte nunu koyuyor muyuz? Bak, kapağı bunu çalışma. Nunu daha giremiyor. Bir direk durum ehemmiyeti ortaya çıkacak. Hemen çıkmaz. Zahir ve batın aynalarda hafıziyetin hıfzındaki harikalık. Kur'an çeşitli ayetlerinde geçiyor bu. Yani ehemmiyetli midir geleceği zaman cevabımız şöyle olacaktır. Ehemmiyeti olup olmadığını bizim idrakımız tartamıyor da Kur'an'da geçmesi, tekraren geçmesi, çeşitli makamlarda geçmiş olması gibi gözümüzle görürüz onları. Ehemmiyetli olduğunu kesinlikle ispat eder. Bizim mana inceliğini bilmememiz onun ehemmiyetini nakletmez. Bizim cehlimizi tespit eder. Ortaya koyar. Kainatı hafıziyet dairesinde tutuyor Allah. Niye? Hiçbir işi hikmetsiz olur mu Allah'ım? Yok. Her işi mutlaka sonsuz hikmetinin tecellisi dairesinde oluyorlar. Onların da bilinmesini istiyor bizim tarafımızdan Allah. Kulların bilmesi, muhataplarıyız biz Allah'ın. Onların bize anlatıyor, yaptıklarını anlatıyor. Nedenleriyle. Hayatı müddetince değiştirdiği suretler. Canlılar dünyası bu. Birer intizamlı olduğu halde suretler dahi birer intizamlı olduğu halde diyet mecmuası da bir intizam tahtındadır. Bütünü birden. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle burada neyin diye sonra boşluk gibi görünüyor. Her şeyin fakat tabi başta daha çok önde bulunanlardan bahsediyor. Fakat her şeyin olması için böyle bir itlak ettik onu. Boş bıraktık yani. Bir ayyenli koyamadık. Ömrüne nihayet verilen ve şu alim-i şehadetten geçip giden her şeyin. Dediğim bu aşağıda her şey dedi artık. Camidat olsun, nebatat olsun, hayvanlar olsun, insanlar olsun ve yani neler varsa. Her şeyin Hafız-ı Zülcelal birçok suretlerini elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda yani insan ve zişur olanların gördükleri için, duydukları için beş duygu dairesinde şeylerini, durumlarını anladıkları için bu ceset dairesinde alınan nelerse ki duyduğuma da algı diyorlar, algılama. Bütün bunları bu yol ile kuvve-i hafızamızdan nakşediyor. Sen bir şişmiş balona sürdün elini. Ama görmedin. Sadece sürdün. Balonun elini sürdüğün zaman sana bırakmış olduğu tesir hafızandadır. İstediğin zaman onu hatırlar ve hafızandan o hissiyatla onu tanırsın. Batın oluyor. Batın oluyor efendim.
İlahir. Sadece bu değil. Allah bizi aklımızı verdi, bize aklı akıl verdi de bütün bunları da söyledi. Sizin vazifeniz var dedi. Bunlar mesela beşer İslam, bilmiyor musun? Beşeri bırak. İslam dünyasında hatırlanmayan, hayale bile gelmeyen şeyler. Varlığı dahi bilinmeyen şeyler. Kur'an'da bunları diyor, bahsediyor. Salihimizde büyük bir bahis var da evvelin, ahirin, batının, zahirin diye okumuyor musunuz? Sayfalar gitmiyor mu? Gidiyor. Fesrafa geçiyor. Lemalarda hafıziyetin tecelli harikalığı yazmıyor mu? Yazıyor da bizim işte iş dünyamıza bunları almak hususunda takatımız kalmadı. Boşanmış pil demeyeceğim çünkü boşanmış pil olmak için dolu olmak lazım. Dolu değildik ki. Boşunalım. Dolmamış, dolmayan piller. Düşünen insan kainata baktığı zaman görünenle görünmeyen arasında hayal gözüyle ilim dairesinin beraberliğinde ilahi eserleri hikmetleriyle görmeye mecburdur. Allah muhatabı olması için budur. Allah kullarının sayıca çokluğuna ses almıyor. Hatta bu usta sure vardır. Tekasür suresi. El-Hakimu Tekasür. Hatta Zürtümül Mekadir. Bakınız. Sure. Daha başka ayetler var da bu sure. Sizi diyor her türlü çokluk, adam çokluğu, sayı çokluğu, para çokluğu, kuvvet çokluğu, maddi varlık dünyasındaki her türlü çokluk sizi ilha etti. El-Hakum. Sizi ilha etti. Yani her türlü iyiliklerden, güzelliklerden, hakikatlerden, faziletlerden alıkoydu. Bu düşünceniz. Çokluk düşüncesi. Ve şu gün de ya bir yere gitmiştik. Şu kadar 100 kişi vardı. Bakıyorsunuz böyle. Kişinin o heyecanına. Ah zavallı deyip bakıyorsunuz. Başka bir şey demeye gerek yok. Şu kadar kişi vardı. Risale-i Nur diyor ki, Risale-i Nur'da keyfiyet esastır. Onlar kenara itilir. Onlar okunur da dinlenir de fakat değerlendirmez onlar. Yok, bizim hedefimize ters uygun gelmiyor. Değil mi? Aklım usta diyor. Ya emma ya. Ne yapacağım bir tane ayıp ediyor adam ya. Hadi bak. Hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde Ali misal dairesinden özelliğini almış olan aynelerde hıksedip ekser tarihçi hayatını çekildiğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Kim? Cenab-ı Hakk'ın hafız ismi. Yazıyor da bana ne diyor? Bana ne diyor? Yaz, sen de yaz. O zaman biraz ya bizimle ne alakası var? Doğru, senin alakası yok. Senin alakası var diyen de yok zaten. Değer taşımaz ki seninle alakası var diyor. Ne olacak? Değerlendiremiyorsun ki. Aynelerde ipka ediyor. Ebedileştiriyor. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çekirdeğin tohumu, kanun hafıziyetin azamet ihatasını gösteriyor. Çok ehemmiyetli bir mana da aktarıldı burada şimdi bize. Bir dedik orada, yani bu harika İlahi icraatların neresi harika diyeceksin? Harika. Küçük gidecekleri köpe atarız. Ve birader ne harikadan bahsedip duruyorsun ki? Batından bahsediyorsun ki. Zahir senin kafan zahirde kaldı. Daha içeri bir şey görmüyor. Güneşi kaldı da yok zaten. Ben derslerde söylüyorum tekrar. Biz durumumuzu bilsek cennete kazanırız gibi kanaatim var. Sadece durumumuzu bilsek. Sahip olduğumuz yani mertebemizin mevkiini bilsek ve de ya
hiç de iyi yapmıyoruz da biraz daha gibi düşünsek. Her neyse. Yani bu harika ilahi icraatların tefekkür edilmesi Kur'an'ın mesleği olan kainat kitabını okumaktır ve insanın vazife-i asliyesindendir. Burada batıl, yani anlatılan manalar gözle görecek cinsten değil, gözle görünenlerin iç tarafı. Neresiydi bu? Sözler 77. Atladık. Görmüyor musun ki? Şimdi insanın batınına geçtik. Mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Çünkü Samet ailesi olan Samet ailesi tabii ne yapacağız bilmiyorum ama hepsinin üzerine duramam. Sadece hatırlatmakla geçelim. Samet ailesi. Üzerinde çok da geçen bir tabir. Boş olmaz haşa. Samet ailesi olan batın kalbi. Kalp değil, batın kalbi. İki. Bazı çok çok fazla ehemmiyetli olan tabirleri küçük yollu, hafif yollu hatırlatma ihtiyacını duyuyorum. Batını kalp. Kalbin içi. Ne demek kalbin içinde? Kan var. Başka ne var? Yani ebediyetten başka olan faniyata asla razı olmayan kalbin asliyeti ve derin duyguları. Batıl kalp. Bu işin kısası. O mecazi aşklarda batını kalb ile sana misal dünyevi mahbuplara yani puta benzetiyor sevilenleri. Niye? Taparcasına bağlılık gösteriyor kalbiyle. Kalbin vazifeyi asilesi neydi? Bu kişinin kalbindeki durum ne? Samet ailesi olan batını kalb ile sanem misal dünyevi mahbublara peresiş etmek o mahbublardan o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Hayır, çok daha fazla hoşuna gider, sana yapışır. Reddeder. Hayda, ihtilaf var. Ne yapacağız şimdi? Benim dediğim de doğru, kitabın dediği asıl doğru. Zahide benim için de doğru. Bak, vaka böyle çünkü. Zira fıtrat, şimdi açıldı mesela biraz. Fıtrı ve layık olmayan şeyi reddeder atar. Fıtrat atıyor. Durduk orada. Üç dedik. Üç. Nerede bu üç? Ek varmış. Tamam. Eke geçecek şimdi. Önemli. Bu anlatılacak. Çünkü dediğimiz gibi zahirde görünen manzara aklımızın anlayacağı bir manzara durumu yok. Kişi çok çok kalbiyle bağlanıyor. Fıtrat yani o bağlanılan kişi de bu bağlananı reddediyor. Yok öyle bir şey. Bir tane bile görülmedi. Ne anlatır Üstad? Ne yapacaksın şimdi? Kaldık ortada diyorsun değil mi? Dur bakalım. Ek. Bir. Yani neyin yanisi bu? Zira fıtrat, fıtrı olmayan şeyi reddeder. Fıtrat reddediyor. Neymiş fıtrat?
Yani İslam üzere yaratılan insanın asıl yaratılışı fıtrat. Yani bozulmamış olan vicdanı asliyesi kimin insanın? Evet, fıtri olmayanı reddeden o mahbupların, sevilen şeylerin nelerse asıl fıtratı eğer şimdi bozuk da yani şey gayrimeşru yani dinin dediğinin tersine nefis azabına bağlanıyor. O da bu şimdiki de bağlanan mahbub da daha çok bağlanıyor. Ben bana bağlıdır diye. Ha bu güle de dert ediyorsun. O zaman ne diyoruz burada? Eğer o sevilenin, mahbubun fıtrat-ı asliyesi kuvveden fiile çıksa idi. Fıtrat-ı asliye ne diyeceksiniz? O kadar daha aşağı inemiyoruz. Yine reddedecekti. O zaman üstad fıtrat-ı asliyeyi konuşturuyor. Tabii. Şimdiki durum değil. Yok. Zaten burada okuyacağız onu. O da diyor, üstad tabi bunlardan inceliğini bilen zat. O da diyor, şehvanı sevmek de bahsimizden hariçtir. Burada fıtrat. Fıtrat-ı asliye. Şakile, ayetin ifadesiyle. Fakat reddederdi. Fakat Risale-i Nur bu fitne şartlarında vicdan-ı asliğinin, fıtrat-ı asliğinin vicdan-ı asli diyor Risale'de bu bana geçiyor. Bozulduğunu anlatıyor. Ki Risale-i Nur halbuki fıtrat diyoruz da. Fıtrat asliye diyor. Anlatıyor. Mesela, şimdi nasıl anlatıyor? Diyor, kalbin gaflet ile harap olmasından ve hevai nefs ile ölümünden sonra kalp ölüyor. Yani batın tarafı ölüyor. Onun enkazından yapılan bir vicdan kalbin ölümüyle ortada bırakmış olduğu hiçbir işe yaramayan durumundan meydana gelen bir vicdan. Fıtrat yani. Nedir bir vicdan? Nefsi emmare için yalancı bir miklaptır. Miklap. Ters yüz eden, eğriyi doğru eğri gösteren durumda kalıyor. Aldatıcı. Evet, çok ama. Zıt manada aldatıcı, miklap. Bu arkasında böyle yazmışlar. Eskili olduğu için arkasında miklap var. Kalp, miklap. Şimdi hadi bakalım kalp, çünkü bütün hissiyatımızın şeyiydi, padişah reisiydi, onu dinleyecektik. Onu dinlersen batarsın şu andaki durumuyla. Nebilik hissini orada asıl nebilik hissi hissinin varlığıyla bizi oraya doğru yönlendirici bir hakimiyette bulunsa kalp onun arkasından takıldığı zaman cennete takıldın demektir. Ama yok. Yok hadi varsa görelim ne oturdu yani. Fiilen çıkacak oldu yani. Miklaptır. Mesnevi 367 ilk mesnevi bu. Bence bir kalp ve vicdan, kalp ile vicdan birbirine çok yakın. Fezail-i İslamiye ile müzeyyen olmazsa, İslam'ı faziletlerle manevi süslü değilse, kamil değilse yani ki, ondan, o kalpten, o insandan daha doğrusu, hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. Asıl insanlarını anlatıyor. Beklenilmez. Münazarat 20. Evet. Çok kısa cümleler var bunda. Mürtedin vicdanı. Mürted kim? Evvela Müslüman. Sonra İslamiyet'ten bu anlatılan manada çıkmış uzaklaşmış İslamiyet'i hatırına bile getirmiyor. Arzusundan başka bir şeye değer vermiyor. Mürted.
İslam'dan çıkmış. İslam'ı terk etmiş. Mürtedin vicdanı, yani fıtri yapısı tamamen bozulduğundan hayat-ı içtimaiye zehir olur. Yani anarşiyi istila eder. Manasında. Lemalar 22. İlla ki el-iyazullah irtidad ile vicdanı tefessüm edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsan. Biraz önce hani bir şeyler oluyor ya, irtidat dünyasından. Türkiye'de havlayanlar bir sürü. Her taraftan köpek sesi geliyor. Hav 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 uzaktan yakından böyle. He ya. Erkekler taş atsan. Oho, o zaman sen hiçbir şey olamazsın. Lamalar 22. Bunu birkaç tanesini kısa kısa bir yer satın aldık. Neydi bu? Vicdandı, fıtrattı. Ne oldu? Tersine döndü. İklam. Fıtrat-ı akliyesi tamamen bozulmamış vicdan. Şimdi o meseleye geçiyoruz. Tamamen bozulmamış. İse ne oluyoruz bakalım, nasıl anlatıyorum bunu. Hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri, düşüncesi İslamiyet'ten tecerrüt etse, ayrılsa ne yaman? Akıl ve fikri İslamiyet'ten ayrılsa ne dedik? Ayrılsa bile fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. Vicdan bozulmamışsa. Burada bozulanlardan da bahsetti. Fıtrat asliyesi bozulmuyor oluyor. Vicdan eğer vicdan duruyorsa bir miktarıyla vicdan öyle bir yol takip eder. Kişi bu durumu nasıl anlayacak abi? Tabii bunların mevcudiyeti litre metre işi değil. Haliyle. Yani ben temas etmiş oldum böyle sizler gibi arkadaşların aklı da kalbi de fıtra vicdanı da İslam'a belli bir derecede taraf olduğumuz, bağlı olduğumuz ortaya çıkıyor. Fakat malum bir arkadaşlar miktarıdır. Diğer tarafa baktığımız zaman şu ve bu dereceleri %50'yi bulmak gerekiyor burada. Çok düşük. Çok düşük. Olmaz öyle. Yani kitaplarda biz böyle görmüyoruz. Yani biraz dikkatli kitaba bakarsanız manalar görünüyor. Çünkü bu kitaplar bizim için, yani insanlar için yazılmış. Anlayabiliriz yani dikkat edersek. Benim bir baş öğretmenimin daveti üzerine evine gittim. İstanbul'da. Memlekette ikimizin baş öğretmendi. Kendisinin yerinde ben 5. sınıfta öğretmenlik yapıyordum. Beni yazdı çünkü benim biraz bilgi fazlaydı. Kendisi de işte şeyde kahveye gidip tavla oynuyordu. Seneler geçti. O zamanlar mason. Bilmiyorum, çeşitli şeylerden biliyoruz yani. Mason o zaman bilmiyordu da mektepteyken sonra anladık onu. Bir kızı var, hukukta okuyor. Evine gidince o da orada. Oldu komünist. Kızı. Kendisi masondu fakat masonluktan döndü. Orada anladım onu. Dedi, sen benim dedi, birinci talebem dedi, okuduğumda birinci talebem dedi. Nasıl dedi Nurcu oldun sen dedi. Dedim, 5 senesinin elindeydim dedim. Ben Nurcu olursam senin eserin dedim yani.
biz öyle dedik, ne oğlum, o sondurdu filan, felaketti demedik ki. Bir anlat dedi oyunculuğu ya dedi, 5 dakika sürmedi, anlattım tamam dedi. Doğru dedi. Doğru yoldasın dedi. Şimdi o kızı da üniversite hukukta okuyan kızı da masasında. Bu dedi, şey dedi, yani işte çapasık dedi. Bana bir şeyler söylüyordu yani. Olan bizi kabul etmediği beşerin hareketlerini Allah'a mal ediyor. Ben de orada bu şeyi işledim. Baktı ki babuş falan hemen dönüş yaptı. Hemen mevzuyu kapattı. Bakınız ne de olsa memlekette doğdu, büyüdü bir derece. Sonra insanlar geldiler. O gibi sözlere vicdanen evet diyemedi. Hemen oradan ne demiş ya komşu gör. Ama şimdi söyle. Benim dediğim zaman bayağı yani 60 sene önce, 50 sene önce. Tabii. Evet. İslamiyet'ten vazgeçemez. Münazarat 45. Evet, nevi beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki ruhun manen terakkisini, vicdanın tekamülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini tevkih eden, yani aşılayan şeriatlardır. Vücut veren, yani bir kuvveden bir fiile çıkaran tekliftir. Şeriatın emirleridir. Teklifleridir. Hayat veren, yani canlı kılan peygamberlerin gönderilmesidir. İlham eden vicdanı ele alıyor burada. İlham eden dinlerdir. Bunlar olmazsa insan hayvan olarak kalır. Diyor. Şunu hatırlayacağız. 164. Demek ki vicdan da, akıl da, kalp de, hepsi de İslam'ın verdiği bilgi ve terbiye ile ciddiyet kazanır. Yoksa hayvan kalır. Şimdi geldik şeye. Yine vicdan devam ediyoruz. Fıtrat dedikti. Bu bir tahşiyesiydi meselenin. Vicdanın anası ve erbası. Vicdanın 4 anası ve unsuru. Yani vicdanı medine getiren 4 ana unsur. Ruhun 4 havası olan hasseleri olan irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Her birinin bir gayatul gayatı var. İradenin burada 4 tane, birisi irade. İbadetullah'tır. Zihnin marifetullah'tır. Hissin, bu da his demiş üçüncüsü, muhabbetullah'tır. Latife vardı öncüsü. Latifenin müşahadetullah'tır. Allah'ı görür manada bilmek manasında. Hutbe-i Şam'ı 136. Yani vicdanın bozulması bu 4 unsurun bozulması demek olur. Ne, o zaman ne oluyor? İrade şerleri istemekte çalışır. Zihin hakeza, his öyle. Latife-i Rabbani'ye de zaten ortaya çıkamaz. Yani gelişmiş olmaz hiç. O zaman o insanın durumu ne olur? Bu meselenin asıl izahı şudur.
nedir? Mesnevi'den ele alıyoruz. İlam. Şol musibetler ki, yani şu musibetler ki, insan ve hayvanların masumları da giriftar oluyor. Bu benim bir oldukça şeyimi, yani kapalı olan bir meselemi çözüyor bu. Şu yukarıdaki vardı ya, fıtrat. Fıtratı çözen bu. Aslında. Ama incedir. Hayvanlar, masum hayvanlar niye musibetler çekiyorlar? Caiz değil ki bu husus için insanın fehminin seziş ve kavrayışlarından daha dakik bir takım sebepleri olsun. Biz acıyoruz ama niye bunlar şey çeksinler, masumlar bilhassa yavrular elem çeksinler diye düşünürüz ama yok, burada bizim anlayışımızdan çok daha derin bir manalar var. Mesela meşiyet-i ilahiyenin, Allah'ın istemesinin dusturlarını, Allah yani istemesi bizim bildiğimiz istemek cinsinden değil. Kainatı istiladen kanunlar biçimindedir. Dusturlarını havi olan şeriat-ı fıtriyesi, kainatta cari olan ilahi kanunlar, teklif noktasında, yani mahlukatı vazifelerine mesul etme bakımından yalnız akla bakmıyor teklifler. Bize yapılan teklif aklımıza bakıyor da diğer canlılar için değişik bir şey getirdi. Ta ki akıl olmadığı zaman o şeriatın teklifi sakıt olsun, hükümden işte düşsün. Belki o teklif kalbe ve hisse de nazar ediyor. İlahi teklifin fıtrat dairesi, fıtrat kanunlar dairesinde olan teklif. Hatta belki istidada dahi bakar o teklif. Öyleyse kalbiyle, hissiyle, hatta istidadıyla dahi şu şeriat-ı fıtriyeye muhalif hareket edip suç işleyenler cezalandırılırlar. Hayvanların ceza görmesini anlatıyor şimdi. Ya burası başlangıç kısmı. Evet, görüyoruz ki hayvanlar hissi nefiste tam ve kamildirler. Yani fıtrî yapısındaki hislerde mükemmeldirler. Çocuklar hissi kalpte, kalp duygularında bali ve mükemmeldirler. Üst derecelerinde bulunuyorlar. Peki senin çocuğunun hissi senin aklından daha mükemmel. Çocuğun hissi senin aklından daha mükemmel ve daha müteyakkındır, uyanıktır. Niye? Çünkü mesela sen bir yetimi zulmen tokatladığın zaman senin aklın, yani şeriatın aklına hitap ederken aklı var, seni o zulümden men etmediği halde, fakat senin o zulmünü gören ve bakan çocuğunun hissi şefkati onu ağlatır. Bak, ağlatan kim? Ne? His, duygu, şefkat hissi. Seninkisi gaba, gabi, katı. He? Akıl başka. Şimdi bundaki şefkat düşük, gaddarlaşmış, aklı var ama. Akıl, baba şimdi. Ha. Ötekisinin aklı yok o kadar. Hissi fazla. O zaman şimdi benim meselemi çözdü. Yani 55 senenin huzurluk hayatımda bu benim meselemdi. Hiçbir şey anlamadım değil de anladığım da böyle tabi hayal meyal oluyordu. Şimdi bu çözüldü bende. Bu tespit yaparken çözüldü. Ama tabii siz ne derece kadar anlıyorsunuz onu bilmiyorum ben, ne bileyim. Sizin anlayışınızın ne derece olduğunu. Hissi şefkati onu ağlatır.
Eğer o çocuk senin yerinde olsaydı, tokatlama makamında olsaydı, onun o hissi şefkati onu o zulümden vazgeçirecekti. Ha, o zaman bu hisse ters düşen yoldan gidersen suçlu oluyorsun. Evet. İşte madem ki bu iş böyledir, mesela bir çocuk hissi hevesi yolunda, yani şefkatı dinlemeyerek hevesi yolunda ve lehvini, yani heva o nefsini teskin için, hani o hissiyatının zevki için. Bu da başlamış çocuk. Yok, aynı çocuk. Yani başka derken yani çocuk nevinde yani oluyor bu. Lehvini teskin için o hassas olan hissi şefkatının sesini duymayarak çocuk bir kere bir arıyı veya bir sineği parçalasa. Şimdi bundan biz mesela bu mevcut durumda hayvanlar karşısında bizim hissi şefkatımız neredeyse yani pili bitmiş bir şeyin yani çalışacak bir şey çalıştıramadığı gibi bir durumdayız. Bunu tabi kendimiz bilmiyoruz ama. Rahatsız duymamak nasıl oldu? Yok ki. Yok. Ha. Pil bitti. Şarj da olmuyor. Acıyorsun bana. Ne? Acıyorsun mesela. Azuman bir hissi şefkat var demek ki. Evet şefkat var. Ha. Hisler şimdi. Bir de meselenin tabi marifetullah gözüyle görünen manzarayı harikalı, manzara harikalığını da idrak etmek lazım. Bu da bu asırda olmuyor. Mesela bir hayvancı, küçük bir hayvan birden kaçar. Kut 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 kaçar hemen güzel. Bizi cani görüyor. Tabii hayatını kurtarıyor bizden. Bu manzara bizim insan bakımından, insan olma bakımından tarafımızda çok büyük bir darbe vuruyor. Hep filmler çekili gidiyor. Biz dünya hayatına, dünya hayatı için bakıyoruz ki, ona alıştık yani. İlla hayatı dünya, hayat öyle bir şey ki tam bilemeyeceğim şimdi. Yani dünya hayatı asıldır diye Kur'an bize şey yapıyor. Yani ikaz ediyor. Evet. Başlasa, sonra, şimdi diyeceksiniz ki ya, çocuk ya, 3 yaşında çocuk yani, bir sineği öldürdüyse yani suçlu mu olacak? Niye ağlıyordu peki? Babası pat diye bir zavallıya tokat vurunca, böyle ağlıyor. Ağlatan neydi? Onda bir şey vardı, ne bir şefkat hissi, his var onda. Oğlun da mükelleftir. Onu dinleyecek o hisseye. Şeriat-ı Fıtriyesinin kanunuyla, Allah'ın şu kainat-ı İslam'dan şu meseleye çekimini koymuş. Pat diye düştü. Ayağa kaydı. Düşüp kafası kırılsa bu suçundan dolayı elbette müstahaktır. Çocuk müstahaktır. Hem mesela dişi bir kaplan kendi yavrusuna karşı şiddet bir şefkati hissettiği ve kocasıyla beraber yani erkek hayvanla beraber yavrularını himaye etme hissini duyduğu halde sonra bu her iki his onu bir kere ceylanın yavrusunu parçalamaktan men etmeyerek gidip o yavrucukları parçalarsa yani ceylanın da böyle cici yavruları var bu parçalayıcı hayvan gidip onu parçalıyor, getirip kendi çocuklarına yediriyor. Şefkat zaten sana ne demiyor. Ha. O yavrucukları parçalasa ve mesela sonra gidip bir avcının kurşununa musab olsa avcının öldürse hakkı değil midir? Evet çünkü onun helal rızkı bu canavar hayvanların helal rızkı
hayvanatın ölmüş cenazeleridir. Diri hayvanlar değildir. Mesnevi 167. Diğer emsallere bunu rivayetlerde vardır. Boynuzlu ve boynuzsuz diye geçiyor. Muhakemesi yapılacak herhalde. Bu haşiyesiydi meselemizin. Ne? Fıtratın, vicdan dediğimiz vicdanı hislerin haşiyesiydi. Kısmen tespit etmiştik. Bu tekrar yenili geliyoruz. Fıtrat, fıtrı ve layık olmayan, şimdi bu son okuduğumuzda burada buraya tatbik edeceğiz. Aynı kanun, fıtrat kanunundan. Fıtrı ve layık olmayan şeyi reddeder. Şevani sevmekler bahsimizden hariçtir. Sözler 358. Şimdi burada bunun inceliğini anlama diyorlar meselemiz. Külliyatı okuyarak ondaki mana incelikleri muvacihesinde meseleleri görebilme seviyesine göre anlarız biz bunu. Biraz dedik işte yani şeydir. Anlama bakımından derece isteyen şeylerdir. Yani vakalar ve hadiseler aleminde düşünürken tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin münasebetini de görebilme, oradaki hikmetleri, o münasebetleri kurabilme bakımından bir bilgi ciddiyeti gerekiyor. Dünyayı ve ondaki mahlukatı, dünyadaki ne varsa hepsini, manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Ve kalbin batınına, şimdi bu batın okuyor şimdi bakınız, bu batınca da haberim yok. Yani işte bu ağır zamanda batının haberimiz yok derken, bugünkü fitne cemiyetinin getirdiği neticeler olarak düşünebiliyoruz. Kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Bu meydan vermeyi çizdim kendime. Niye? Nasıl meydan vermeyeceğimi bileyim de ona göre hareket edeyim diye. Nasıl? Benim kendime çizdim bunu. Bak ki sana çizmediğim tam bunu bulamadım. Çok kolay mı? Bulamadığını biliyorsun. Benim o zamanım yok fazla. Ama önemli değil mi? Önemli çok yok. Kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü niye verme? Batını kalp aynı samettir ve ona mahsustur. Allah'a mahsustur. Allah kalbi kendisi için yaratmış. Bizim için yaratmış. Bizim için olarak pompa tarafıdır. Ayakta duruyorsun. Yoksa o kadar. Kendi malımız mülkümüz değil bu. İstediğimiz gibi kullanamayız. Osmanlı lemalarda var. Sözler 640. Allah kalbin batınını iman ve marifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Bak Allah kalbin batınını kendisine ayırmış. Sen neye sahip çıkıyorsun ki? Senin mi? Kalbin zahirini zahir şeylere müheyya etmiştir. Nedir kalbin? Batınını biraz bir şey anladık da zahiri nedir? Ne bilebiliriz? Ne haliyle bilecektir. Dört. Dört mü? He dört. Kalbin zahiri. Dört. Anladın mı? Ne gördük? Vicdan kalpteki hissiyatın mazharıdır. Vicdan. Vicdan dediğimiz hakikat kalpteki hissiyatın mazharıdır. Ne bildi? Diyor burada İşaret-ül İcaz 77. Bakalım. 77. 77. Orası açıldı. Güzel.
İftar. Burada bir ayet var. Hatemallahu ala kulubihim. Herhalde o. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Burada anlatıyor şimdi. O orada anlatılan kalp ne demekmiş? Kalpten maksat, Kur'an'da geçen bu kalp kelimesinden manaca maksat, sanevberi, çam kozularına benzeyen bir et parçası değildir. Maksat bu değil. Kalbin maddi tarafı değil. Kur'an'da geçen kalp. O ayette geçen kalp. Mühürlenen kalp. Ancak bir latife-i Rabbaniye'dir ki mazhar-ı hissiyatı, yani kalpteki hislerin zuhur ettiği yer, tecelli ettiği yer neresi? Vicdan. Mazhar-ı hissiyatı vicdan. Kalpteki hislerin zuhur tecelli edip ortaya çıktığı yer vicdan. Demek ki vicdan kendi başına müstakil ağa değilmiş. Makesi efkarı kimin? Kalbin. Kalpteki de düşünceler de kalptendir. Bak ister kalptendir. O zaman kalp aş. Kimin aşı? Ruhun aşı. Ruhun bir mahalli mi oluyor? Tecelligah. Ana merkez ruh. Ama ruh çok batının batını. Bir tezahürat, yani açığa bizim hissiyat dünyamızda bize hissedilir vaziyete gelme bakımından bu kalp ruhun merkezi, yani arşı, arş ilk ve sebepsiz tecelligah manasıdır. İlk tecelligah bir de sebepsiz, zamansız, mekansız tecelligahdır. Kalp böyle bir arştır diyor. Peki bu arştan bize yakın düşen, yani hissini anlamamıza vesile olacak durumda açığa çıkan bir tarafı vardır kalbin. Bir hissiyatı var, bir de düşüncesi var. Düşünceler, hissiyatlar tedavül ettiği şeyin adı vicdan. Şimdi vicdanı biz de anlamamız lazım. Vicdan. Derin çok değil mi? Bunlar bizim için yazdı. Derin, yani biz ne yapalım yani? Derini şimdi böyle açığa çıkartamayız ki. Balık değil ki yani bir tane orta atalım ağzını, dışarı çıkartalım onu. Biraz düşüneceğiz. Mazhar hissiyatı vicdan, makesi efkarı dimağdır. Kalbin düşüncelerinin, fikirlerinin aksettiği yer, düşüncelerin bir nur gibi aksettiği yer neresi? Dimağ. Oraya aksettiği, orada o düşünceler. Biz dimağımızdan gibi düşünüyoruz. Abi mesela Üstad birisi küçük sözü yazıyor. Göz bu dünyayı ruh göz penceresiyle seyreder. Seyreden kim? Ruh. Hangi aletle? Göz aletiyle. Seyrediyor. Neyi? Bu maddi alemi. Kim seyrediyor? Ruh. Şimdi biz ne diyoruz? Gözüm görüyor diyoruz. Hayır. Sırlı ve dakik bir mana olan gözün görmesi beyinde bir merkezde bağlıdır. Bir ipi vardır, oraya bağlıyor Allah. Gözden gelen ip beyinde bir yeri var, oraya bağlıyor onu. Oraya bağlı kalmazsa, kopsa gözün şeyi hiçbir şey yaramaz. Gözünde hiçbir arıza ve hastalık yok, o kadar hiç görmüyor. Eğer göz görmenin biraz kablo kopmuş. Kablo kopmuş merkezden. Evet. Hayır. Peki ama oraya kablo bağlı olduğu zaman görüyor. Gören beyin mi? Hayır. Niye? Diyor ki işte ruh. O zaman o da bir şey. O da bir vesile. Gören kendisi değil. Ruhun, ruh zaten fazla açığa çıksa imtihan bozulur. Ruh fazla açığa çıkıyor. Ayette de geçiyor bu. Ama düşünen insanlar için, düşünebilen insanlar için ifade edilememekle beraber düşünce ve his ve sezgilerinde bir derece kadar bir şeyler, yani ustazın ifadesiyle hayal meyal görür. Görürler onlar. Ama dakiktir. Evet.
Bunlar nedir? İlahi harika sanatlar manzumesidir. Şimdi risalelerin okunmasında usta çok dikkat çekiyor. Gazete gibi okumayın diyor, dikkat edin. Ne demek yani bu? Ben diyor üstad, bu dersi diyor şimdi yeni dinliyor gibi bana geldi. Heyecanını anlatıyor üstad. Şu anda yeni duyuyormuş. Üstad talebe ediyor. Ben onu diyor, yani manasını kastediyor. Kelimeler bu başrafa işmaleti. Bu içiyorum diyor, oh diyor, siz diyor, kokluyorsunuz, sizi yetiyor diyor. Talebelerini anlatırken, yani bunlar dikkat çekici şeylerdir. Yani işte saatlerce mücellet kitaplar okuyor. Kendi yazdığı kitap, zahire kendi yazdığı kitaplar okuyor. Defalarca dedi bunu üstad. Üstadın makamı çok iyi. Şeyh var. Şeyh Sadr'ı. Allah bazı kullarının ümmetin selameti, vefatı için bazı kullarını böyle şerh eder kalbini. Açar. Hissettirir. İlham eder. Yani. Mazhar-ı hissiyatı vicdan, merkez-i efkarı dimağdır. Deyip devam ediyor. Biz kısa yapacağız kısa. Daha anlatıyor burada. Ne demiştik biz? Burada bir şey demiştik. Oraya geçelim. Vicdan kalpteki hissiyatın mazharıdır. Kalbin zahiri. Burada şimdi 12 buraya geldik. Fakat bunu da aldık bu arada bilinsin için. Çünkü yardım ediyor manaya. Kalbin zahiri. Yani ondaki kalpteki hislerin hafif derecelerini demektir. Hafif dereceleri var. Ne bildin? Bak, Mektubat 34 hafif derecelerinden bahsediyor. Kalbim. Bakalım neyin? Hislerin. Mektubat 34. İşte şu üç misal gibi, bunları okumadık, bazı kaldı. İnsanlar, insana verilen cazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı vezileye ve israfat dediğimiz para harcamak değil burada. Bize verilen cihazat maddi ve manevileri şer'i dairede değil de keyfimize göre harcamak ve çok ileri gitmek manasında israf deniyor bana. Esrafu ala enfusihim ayet 9 mesela. Gafilane davransa ahlak-ı lezzetliğe ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer o hislerin hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini ve zayıf-ı uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, hisler taksimat kaldı burada. Taksim edildi. Kendilerinin şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Orada anlatıyor burada işte üç tanesi misal, bu diğerlerini sen diyor artık düşün bu ölçüde, ölçüyü nazar alarak al işte düşün diyor bize. Burada diyor. Şimdi diyelim şu meselede bir hissimiz var. Zahiri dediğimiz yani düşük derecesini kullanıyoruz. Aynı meselede gene hislerimizin %70'ini orada kullanıyoruz. 30'unu burada. O meselede zahiri his, manevi vazifedeki olan
%70 olan tarafına galip gelebilir mi? Yok. Çünkü o %30, bu %70. Bu onu yener. Bu isimizin bu ahirete bakan tarafında çalışan ve orada iktisat sahibi olan, güçlenen, giderek daha güçlenen o his zahiri olan miktarına mağlup olmaz. %30'u yener yani. Ha %30, %20, bazılarında %95 güçlü, pehlivan yani. Ondan sonra bu yolda %50'nin aşağısına düşmemeli. Çünkü pehlivanlar çarpışırken iki tarafta işte %80 dünya hislerin tarafında elinde kaldı %20. Her zaman mağlup, her zaman mağlup, her zaman mağlup. Bir başını kaldırabildiği şey yok. Dem olmaz. Ama ağzıma bitmez. O zaman biz zaten ona dayanıyoruz. Ne yapalım? Başka bir çaremiz kalmadı. Ya Rabbi, ağzıma fitnesi var, bizi koru. Diyoruz. Bunu diyebildik idi. Fakirin kanaatı paçayı kurtarıyor. Kişi. Ama samimi diyebildik. Laflam değil. Nasıl olur abi? Yani istemiyoruz. Kalbimiz üzülüyor. İstemiyoruz ama cemiyet itiyor böylesine şey, berbat çamura doğru. Ha, bu istememe samimiyetinde olunca fitne-i ahir zamanın dairesinde bir dereceye kadar bir kurtulma ümidine vesile olabilir diye. Yani külliyat itibariyle onu düşünüyoruz. Tabii şahsi bir kanaat değil de külliyatın aldığım kanaat. Kitapta kupu kanaat hiçbir işe yaramaz. İlla ki. Ne kadar oldu Mehmet? 60 dakika olmuş. Tamam. Şimdi bakayım. Bir tane derdest oluyor mu, olmuyor mu? Bir tane derdest olmuyor. Daha yeni başladık. Ne kadar okudun? Biz geçti aslında. Geçiyorsanız okumadan yaptık. Ya bir tane ders oluyormuş ya Mehmet. Olur olur. Var var. Ben farkına varamadım. Tamam. O zaman bakayım. Neredeyiz bakalım. Var var. Emretti bilmiyorsunuz. Yapmıştır. Ha, tamam, burada bitireceğiz. Tamam. 4 okuduk. Okuduk. Tamam. 5. Tamam. Yani başında 5 var. Kalbin zahirini sahil şeylere muhayyâ etmiştir. Cinayetkâr hırs kalbi deler. Sanemler içinde idhal eder, koyar. Neymiş o? 5. Sanemler. Buraya geçemeyeceğiz. Onda şey var. Tam hayır, bunu tekrar alacağız elimize. Şöyle, burada değil, El Fatiha.